Merhaba arkadaşlar. İyi geceler. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bu geceki NBA maç tahminleri yorumlarında bulunacağız. Video biraz Gece kaldı. Kusura bakmayın. Hızlı olmaya çalışacağım. Tabii ki bu geceki videoya geçmeden önce bu gece 15 Şubat 2021 tarihli videoyu yapacağız. Ondan önce geçen yaptığımız video hızlıca değerlendireceğim. 13 Şubat 2021 tarihli 4 maç vermiştim. 4'e 2 tutturduk. Boston Detroit maçında Boston yener demiştim. Boston kötü formda Detroit'a yenildiler. Son anda maçı bitiremediler. Detroit yendi. İkinci maçımız Denver Oklahoma. Denver handikaplı yener demiştik. Denver yenmeyi başardı ama 1-2 sayıyla handikaplı yenmedi yine de bu maçımız gelmiş oldu diğer taraftan oyuncu baremlerinde tamla Brown'un Boston maçında üst baremleri geldi ve diğer tarafta yok için geldi üçüncü maçımız Portland Cleveland Portland yener demiştik Portland yendi rahat bir şekilde hatta farklı bir şekilde üst baremlerinde 220 üzeri olur demiştik sayı olarak o da oldu. Sacramento Orlando Magic Sacramento yener dedik. Sacramento Orlando'nun kısıtlı kadrosuna rağmen yenildi. Deara Fox'u oynatmadı. Biz oynayacak sandık. Oynatmadı ama üst verdiğimiz 220 ve üzeri baremi gelmiş oldu. Üz baremlerinde 3'te 3 tutturmuş olduk. Diğer tarafta 4'te 2 maç sonuçları olarak. Arkadaşlar böyle bir sonuç vardı. Geçelim 15 Şubat bu geceki Videomuza bu geceki e, e, maç tahminlerimize ve yorumlarımıza ilk maçımız Toronto Minnesota. Şimdi Minnesota'da Carl Anthony Towns geri döndü, oynamaya başladı ve etkisini göstermeye başladı takımda. deanca Russell'ın sakatlığı var, dönemiyor ama Toronto forma girdi, üst sıralara çıkmaya başladı artık ara sıra yenilgiler alsalar da artık sıra sıra galibiyetler de toplamaya başladı. O yüzden bu maçta Toronto'nun galibiyetini ilk önce önereceğim 1.30 orandan. Yani ne yapar ne eder Toronto kendi evinde. Aslında kendi evinde değil. Onlar da Kanada'da oynamıyorlar ama yine kendi evinde sayılıyor. bir 1.30 oranda ne yapar ne eder Minnesota'yı yener bu karşılaşmada daha üst sıralara çıkabilmek için. 100 bareminde burada Siakam'ı alabilirsiniz oyuncu olarak Toronto tarafında. Minnesota tarafında da Carl Anthony Towns'un 100 baremini deneyebilirsiniz. Bu maçta ondan da fazla sayı atmasını bekliyorum. Artık daha form tutturup daha iyi durumda olacaktır. Toplam sayı 100 baremlerinde onu sonunda söyleyeceğiz zaten. Bir üçlü olarak. Oyuncu üçlüsü Geçiyoruz. İkinci maçımıza, ikinci maçımız çok enteresan bir maç olacak. Dallas Portland maçı. Yani Dallas son maçlarda fazla sayı atarak kazanmayı başarıyor. Luka Doncic ve Porzingis forma girmiş gibi gözüküyor. Diğer oyuncular da biraz destek çıkıyor. Bu maçta da eksik olan Portlandı yeneceklerini düşünüyorum. Zor da olsa, yani Portland eksik olmasına rağmen çok iyi takım oyunu gösterip çok iyi güzel maçlar yenmeyi başarıyor. Ama bu maçta ilk önereceğim şey tabii ki Dallas'ın galibiyeti zor da olsa. Çünkü hala aşağılarda Dallas üstlere çıkması gerekiyor. Acil bir şekilde hala galibiyetlere ihtiyaçları var. 1.50 gibi bir oran vermişler. Çok güzel bir oranı var. isterseniz değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki Üz baremlerinde de Luka Doncic ve Porzingis'in üz baremini alabilirsiniz. İkisinden birisini. Diğer tarafta da Portland tarafında da tabii ki Damian Lillard ile Gary Trent Jr.'ın öncelikle Gary Trent Jr.'ın üz baremini alabilirsiniz arkadaşlar. Onu da üçlükleri devamlı giriyor. Fazla sayılar atmaya başladı. Destekliyor takımını. Ama öncelikle dediğim gibi burada zor da olsa Dallas'tan yine bir galibiyet bekliyorum üst aralara çıkabilmesi için. 100 baremlerinde de zaten 230 sayı ve üzeri olmasını bekliyorum bu maçın. Fazla sayı, sayılar bekliyorum. Bu maçta yine 230 35 240 bile çıkabilir gibi gözüküyor. 13 üstünü de sonda vereceğiz. 3. maçımıza geçiyoruz. 3. maçımız Oklahoma City Milwaukee Bucks. Milwaukee son maçında yenildi, bir iki yenilgi aldı. Drew Holiday'siz oynadılar. Drew Holiday hala sakat geri dönemiyor. Diğer tarafta Oklahoma'da Jerus Alexander ve George Hill ve Maledon. Yani üçü hala sakat. Onlar da dönemiyor. İyi sayılar alabildikleri oyuncular bunlar. Ama ona rağmen zorluk yaşatmayı biliyorlar. İşte Lakers'a da yaşattılar. Diğer maçta da kazandılar. Yine de iyi bir takım oyunu Lucas Dort liderliğinde bir şekilde Anthony Edwards Yok Anthony Edwards değil de Lucas, Lucas Dort önderliğinde bir şekilde karşı koymayı biliyorlar. Ama Milwaukee karşısında ne kadar durabilirler o başka konu. Antetekumpo'dan tabii ki bu maçta maça asılmasını ve maçı aldırmasını Middleton'la beraber e, diye düşünüyorum. O yüzden ilk önereceğim şey Milwaukee'nin rahatça bir farklı bir galibiyet alması burada. 9.5 handikaplı Milwaukee'nin galibiyetini alabilirsiniz arkadaşlar oran 1.40-1.50 civarlarına çıkıyor o zaman. Yani en az bir 10 sayı farkla Milwaukee kazanır diye bir deneme de yapabilirsiniz. Öncelikle önerdiğim şey bu. Yüz baremlerinde tabii ki Antetekumpo'nun ve Middleton'un yüz baremini deneyebilirsiniz. Milwaukee takımında. Geçiyoruz son maçımıza. Son maçımız ve dördüncü maçımız Los Angeles Clippers Cleveland. Burada Paul George hala dönmedi. Sakatlığı devam ediyor. Ama Kawhi Leonard, Leonard liderliğinde ve önderliğinde takımı sürüklemeye devam ediyor. Zaten seri seri yine kazanıyorlar. Cleveland zaten genelde Los Angeles Clippers'a karşılaştırılamaz. Daha düşük seviyede bir takım. Son zamanlarda zaten 100 sayı atmayı bile zorlanıyorlar. O yüzden burada tabii ki Los Angeles Clippers'ın öncelikle galibiyetini önereceğim. Onlar da 1-2 mağlubiyet almışlardı son maçlarda. Şimdi bunu telafi için farklı bir galibiyet almak isteyecekler. O yüzden burada da 9.5 handicap yani en az bir 10 sayı farklı galibiyet bekliyorum Los Angeles Clippers'tan. Kawhi Leonard'ın da üst baremini yani ondan da bir 30 sayı civarında yine atmasını ve takımı öne çıkarmasını bekliyorum. O da MVP seviyesinde oynamaya başladı. Herhalde gözünü MVP ödülüne dikmiş durumda şu anda. O yüzden iyi oynayıp fazla sayı atmaya çalışacaktır. Diğer tarafta Ricci e. Jackson'ın da yüz baremini deneyebilirsiniz. Paul George'un yokluğunda onun yediği gibi o daha fazla oynamaya başladı. O yüzden ondan da fazla sayı geliyor. Genelde bir 15-20 sayı atabiliyor maçlarda. O yüzden onun da üzbaremini deneyebilirsiniz arkadaşlar. Oyuncu üzbaremlerinde. Cleveland tarafında tabii ki Sexton'un üzbaremini deneyebilirsiniz. Sexton yine fazla sayılar. Genellikle 20-25 sayıları atabilir bu maçta. Böyle yaptığımız 4 tahminden öne çıkartabileceğimiz üçlü böyle olacak arkadaşlar. Toronto Minnesota. Toronto'nun galibiyeti 1.30 oranında. Oklahoma Milwaukee. Milwaukee'nin galibiyeti. 9.5 handicap'la en az bir 10 farklı ve Los Angeles Clippers Cleveland aynı şekilde 10 farklı Los Angeles Clippers'ın galibiyeti. Yani bu 3 maçtan ikili ikili ya da üçlü yapabilirsiniz. Üçlü yaptığınız zamanlar civarında bir üçlü yaparsanız 3 üç orana ulaşıyorsunuz ortalama. İkili ikili 2 iki oran civarlarında tutturabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden istediğiniz gibi oynayabilirsiniz tabi istediğiniz orana göre daha sağlam olarak gördüğüm üçlü maç bu. Diğeri de tabi Dallas isterseniz Toronto maçıyla Dallas maçını onları da ikili ikili de yapabilirsiniz. Yani Dallas'a da güveniyorum ama Portland tehlikeli takım. Çok iyi takım oyunu oynadıkları için bu maç biraz daha tehlikeli ama genelde Dallas'ın kazanması gerekiyor. Diğer taraftan oyuncu baremlerinde söyleyeceğim bir üçlü olarak tabii ki onunla da ikili ikili oynayabilirsiniz. Toronto Minnesota maçında Pascal Siakam'ın üzbaremini alabilirsiniz. Dallas Sportland maçında Donchic'in üzbaremini alabilirsiniz. Ve Los Angeles Clippers Cleveland -Clippers -Clippers top maçında Kawhi Leonard'ın üzbaremini. Yani bu üçlü 100 baremini yaparsanız bir 5-6 oran tutturursunuz arkadaşlar. Bunu ikili ikili de oynayabilirsiniz. 3 oran civarlarında ve iyi paralar kazanma şansınız olur son olarak da alt üst baremlerinde söyleyeceğim şey Toronto Minnesota maçında 210 sayı toplamda 210 sayı ve üzeri diye oynayabilirsiniz. Dallas Portland maçında 230 235 sayı üzeri denemelerde yapabilirsiniz. Buradan fazla sayı çıkmasını bekliyorum. Genelde iki takım da fazla sayı atmayı başarıyor ve Los Angeles Clippers Cleveland maçında da 220 ve üzeri sayı atılmasını bekliyorum yine de. Yani Cleveland'ın bir şekilde yüzün üstüne çıkma imkanı var. 100 sayının üzerine çık çıkacağını düşünüyorum. Los Angeles Clippers'da zaten 120 sayılar civarında ortalama atmayı başarıyor. O yüzden burada da 220 sayı toplamda üst olarak alabilirsiniz. Aynı şekilde burada da isterseniz üçlü yapıp güzel oran alırsınız. İsterseniz ikililerle 3 oran civarında kuponlar oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu gecelik benden bu kadar. Önerilerim ve yorumlarım böyleydi. Bizi izlemeye devam edin. Herkese kupon başarıları diliyorum. İyi kazançlar arkadaşlar. Bizi izlemeyi, desteklemeyi arkadaşlarınıza önermeye, ailemizin büyümesine yardımcı olmaya devam edin. Hep beraber бү бир айло маркашлар ошол жака